Hocalar geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Dikdörtgeni bitirdik. Şimdi ne yapalım? Biraz dikdörtgen unutulsun. Dikdörtgenle alakalı kaliteli sorular çözelim. Ama gerçekten kaliteli sorular. Evet arkadaşlar, ilk sorumuza başlayalım. Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki karton BE üzerinden katlandığında A köşesi BD üzerindeki, şuraya geliyor arkadaşlar, DC üzerindeki diyelim, A üssü noktasına geliyor. Acaba alfa ne kadardır? Şimdi katlama sorularında şunu söylemek istiyorum. Eski şekli bir görelim. Yani nasıl katlandığını muhakkak görmekte fayda var. Bakın. Katlandığı zaman bu buna eşittir. Bu buna eşittir. Burası da açıortaydır. Burası da açıortaydır. Bir kere bunları muhakkak yapalım arkadaşlar. Katlandığı zaman. Burası 90. Burası 68. O zaman burası 22. 1. 2. Burası 22 ise... O zaman burası 68. Hatta bakın Z harfinden dolayı. O zaman burası 34. 34. Benden şu açı istiyor. Yani bu açı istiyor. 56 derece yapacaktır bakın. Şu açı alfa ise, şu açı alfa. 34 ile 22'nin toplamı 56 derece olacaktır. Birinci sorumuz bir katlama sorusuydu. 2. Acaba EC ne kadardır verilenler ışığında? Peki şurası X. Şurası y. Şurası 9. 1. X kare artı y kare 81 mi? 2. Bunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi. Yani x kare artı 64 eşittir. Y kare artı 9. Yani x kare eksi y kare fark etmez. Tamam bunu bu tarafa attım. O da eşittir. 64'ten 9 çıkartıyorum. 14'ten 9 çıktı. 5, 55. Ama eksi 55. Peki bunu hemen altına yazıyorum. X kare eksi y kare eşittir eksi 55. Ne yaptım? Bunu bu tarafa attım. Bunu bu tarafa attım. Bunları taraf tarafı topluyorum. Benden nereyi soruyor? EC'yi soruyor. Şöyle yapalım. Benden EC'yi soruyorsa, y'yi soruyorsa bunu eksiye çarpalım. X kareler gitti. 2y kare eşittir 80, 50, 130, 136. O zaman bir tane y kare eşittir 68. O zaman y kare 68 ise y ne olacaktır arkadaşlar? Kök 68 olacaktır. Ne yaptık? Bunun karesi artı bunun karesi eşittir. Bunun karesi artı bunun karesi ne? Yani x kare artı 64 eşittir. Y kare artı 9. Buradan x kare eksi y kare eşittir. Eksi 55 bulduk. Denklem 1. A kare artı b kare eşittir. C kareden x kare artı y kare eşittir. 81 bulduk. Denklem 2. Burada y'yi istediği için yok ettik. 2'ye kare 80, 50, 130, 136 yaptı. 2'ye bölersem 68 yaptı. Y kare 68 ise y. Yani benim aradığım EC'de kök 68 yaptı. Peki AB ne kadarsa BC 12 katıymış. Eğer AB x ise BC 2x'miş. Acaba AE ne kadardır diyor. Şimdi şundan şöyle bir şey yapalım. Bir eşlik bulmaya çalışalım ya da benzerlik bulmaya çalışalım. Şuradan şöyle bir benzerlik yaptım. Bunu doğrusal olarak uzattım. EBT doğrusal arkadaşlar. Şurası 90. Şurası alfa, şurası beta, 90 alfa, şurası beta, şurası alfa. Dikkat ederseniz BEC üçgeni ile ATB üçgeni 1'e 2 oranına benzerdir. Burada beta 10'u görmüşse, burada beta 5'i görecektir. Niye hocam? Burası 92x'i görürken 92x'i görürse o zaman benzerlik oranı 1'e 2 demektir. Buradaki beta 10'u görürse, buradaki beta 5'i, buradaki alfa 4'ü görürse, buradaki alfa 2'yi görecektir. Şimdi sizin şu üçgene yoğunlaşmanızı istiyorum. Şu üçgene yoğunlaşmanızı istiyorum. Burası kaç? 5. Burası kaç? 12. O zaman benden senin AE ne kadar olacaktır arkadaşlar? 13 birim olacaktır. Güzel bir soruydu. Benzerlik. Verilenlere baktım. Bu verilmiş. AE 12. Dikdörtgenin alanı ne kadardır? Peki ben buraya istersem, buraya istersem, buraya y dersem. Bir kere ben ne arıyorum? Ben x çarpı x artı y'yi arıyorum. Dikdörtgenin alanını arıyorum. Peki. Burada dikten dik inerse ne oluşur? Öklit oluşur. B kare eşittir k çarpı a değil midir? 12'nin karesi eşittir x çarpı x artı y. O zaman 144 eşittir x çarpı x artı y. Bakın istediğim şey direkt ben çıkmış oldu. X çarpı x artı y 144'tür. Demek ki dikdörtgenin alanı ne kadarmış arkadaşlar? 144 santimetre kare. ABCD'de dikdörtgeni AC üzerinde katlanarak D noktası E noktasına getiriliyor gördük. Alan AKC ne kadardır? Bakın arkadaşlar.
Burası dikse burası dik. Burası 4 ise burası 4. Peki AKC üçgeninin alanı ne kadardır? Bakın burası buraya sıra nedir arkadaşlar? Eşittir. Alfaya alfa denecektir. Burası 4 ise burası 4'tür. Şurası 90'dır. Ve şu açılar birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki ben buraya x dersem buraya ne derim? 8 eksi x. Çünkü bu tarafla bu taraf birbirine eşittir. Peki bu açı tek çizgi ise bu açı tek çizgi değil midir? Bakın zıkkımız esinden. Burası tek çizgi, burası tek çizgi ise burası 8 eksi x değil midir? O zaman burada bir x, 4, 8 eksi x üçgeni oluştu. Acaba bu 3, 4, 5 üçgeni midir? X'e 3 verirsem evet sağlıyor. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? X 3'müş. O zaman burayı kaç bulmuş oldum? 5 bulmuş oldum. Benden tarlı bölgenin alanı istiyorsa buraya ait yükseklik 4, taban 5 bölü 2, 4 kere 5 20, 2'ye böldüm 10 santimetre kare olacaktır istenen alan. Bir dikdörtgen verilmiş, eş birim karelerden oluşan ABCD dikdörtgeni verilmiştir. EH AF diktir. Acaba AF'nin EH'ye oranı ne kadardır? Peki şöyle bir şey yapsak mı? Şunu birleştirsek. Burası kaç birim? 3. Burası kaç birim? 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası kaç birim? 6. Burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası 9. Bir şey dikkatinizi çekti mi? 2'ye 3, 6'ya 9. 6'ya 9 oranı aynı zamanda 2'ye 3 demektir. Peki. Şimdi bakın bunları sadeleştirdiğiniz zaman buraya alfa deseniz buradaki EFC ile ADE kesin benzerdir. Kenarlar orantılı. Kenarlar orantılıysa açılar kesinlikle eşittir. Burası 90. Burası 90. Şimdi alfa 3'ü görmüş. O zaman şu açı alfadır. Beta 2'yi görmüş. O zaman şu açı betadır. Çünkü 6 bölü 9 bakın 2 bölü 3. 6 bölü 9 sadeleştiğiniz zaman 2 bölü 3 yapar. O zaman bu iki üçgen benzerse alfa ile betanın toplamı 90 ise buraya çok net bir şekilde 90'ı yapıştırırım. Bu bir. Şimdi artık AF'yi şu anda şöyle bulabilirim. AF aslında şurası 11 ya. Buradaki Pisagor'dan bulabilirim ama şuradan da hareket etmek istiyorum açıkçası. Eğer şurayı bulmak istiyorum. Burası 2, burası 3 ise burası kök 13'tür. Burası 2, 4, 9, kök 13. A kare artı B kare eşittir C kare. Şimdi içeride benzerlikten bulabilir miyim diye düşünüyorum. İçeride benzerlikten bulabilir miyim? Şu anda ona kasmayacağım arkadaşlar. İçeri benzerlikten ziyade örtükten bulmaya çalışacağım. Şimdi burası 3 çarpı 2. Burası 3 çarpı 3. 2, 3 kök 13'tü. O zaman burası 3 kök 13. O zaman burası 3 kök 13. Peki 3 kök 13. 121, 9, 130. 1, 3. Bakın şuradan Pisagor yapıyorum. 3'ün karesi 9. 11'in karesi 121. Ne yaptı? 130 yaptı. Burası kök 130. Burası kök 130. 121, 9 daha kök 130. Yani 1, 3 kök 10'du. Bakın bu taraftan bakarsanız 1, 3 kök 10. O zaman kök 13 katı kök 130. Tamam burayı da bulduk. Şu anda AF'yi bulduk. EH'yi de şuradan bulacağım. Bununla bunu çarpma, bununla bunu çarpma eşit değil mi? Bir üçgende, özellikle bir dik üçgende öklit varsa tabanla yüksekliğin çarpımı kök 130 çarpı H yani EH eşittir kök 13 çarpı 3 kök 13. Bu kök 13 çarpı kök 10 çarpı H eşittir kök 13 çarpı 3 kök 13. Bir tane kök 13'ler gitti. H'ı buldum. H 3 kök 13 bölü kök 10. Tamam. Şimdi AF. AF ne kadarmış arkadaşlar? Kök 130. Kök 13 çarpı kök 10. Bölü EH. EH'yi de ben ne buldum? 3 kök 13 bölü kök 10. Şimdi bombayı patlatıyorum. Kök 13'ler gitti. Kök 10 kök 10 taklattı. Demek ki bu oran 10 bölü 3 olacakmış arkadaşlar. Bu oranı başka benzerliklerden de kovayabilirdim ama şu anda aklıma açıkçası öklit geldi. Dikdörtgenlerde Pisagor kullandım. Ve öklit kullandım. Kenar uzunlukları 3 ve 4 olan eş dikdörtgenler verilmiştir. 3, 4, 3, 4, 3, 4 böyle devam ediyor. Dikdörtgenlerin birer kenarları bir kısmı üst üste gelmek ve köşegenler üst üste köşeler üste gelmemek koşuluyla ardışık diziliyor. Şu şekilde. Mavi ve kırmızı noktalar arasındaki uzaklık alabileceği en büyük tam sayı nedir? Arkadaşlar burayı en büyük bulmak istiyorsam şöyle yapmaz mıyım? Bunu böyle çizerim.
Yani tam köşelere denk getiririm yani. Tam köşelere denk getirmeye çalışırım. Eğer tam köşelere denk getirirsem bu uzaklığı maksimum kılmış olurum. Şimdi bu kaça kaçtı? 3'e 4'tü. Şurası 3, şurası 4. Şurası 3, şurası 4. Şurası 3, şurası 4. Şurası 3, şurası 4. Benden de bununla burasındaki mesafeyi soruyor. Peki şöyle yapsak. Bunları birleştirsek böyle. Şimdi 4, 4, 4, 4. Şurası ne kadar oldu? 16. 3, 3, 3, 3. Burası ne oldu? 12. Demek ki benden istenen yer 12, 16, 20 üçgenmiş arkadaşlar. 12, 16, 20. Tam buradan geçti ama oradan geçme zorunluluğu yoktur. Benim için önemli olan şuranın uzunluğudur. Şurasının uzunluğu alabileceği en büyük tam sayı değeri 20 olacaktır arkadaşlar. Üst üste gelecek şu köşeleri gelmek şartıyla. Demek ki 12, 16, 20. Mavi ve kırmızı noktasındaki mesafenin alabileceği en büyük tam sayı değeri 20 birim olacaktır. Birim kareden oluşan şekil 1'deki şekilde birinci konumdaki dikdörtgen her defasında bir birim sağa veya bir birim yukarı hareket ettirerek ikinci konuma getiriliyor. İki konum arasında birinci ve ikinci konum dahil dikdörtgenin taradığı toplam alan kaç birim karedir? Ya mesela diyelim ki bunu buraya getirdim. Şimdi şurası kaç birim kare? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman bu da 6 birim kare. 6 birim kare, 6 birim kare. Hatta buraya getirdim. Şimdi yavaş yavaş diğer konuma birleştirmeye çalışıyorum. Buraya getirdim. Sonra buraya getirdim. Böyle 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 buraya kadar getirdim. Şimdi buraya kadar getirdiğime göre bakalım ne kadarlık alan taradım arkadaşlar. Dikkatli bakalım. Ops, bir tane fazla taşımışım yukarı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hatta buraya getirdim 12. 12 çarpı 6 72 birim kare taradım. 72 birim kare. Ama ben bunu yukarıda taşımam lazım. 72 birim kare taşıdım. Yukarı veya sağa taşılasaydım aynı şey olacaktı. 6 birim kare, 6 birim kare, 6 birim kare, 6 birim kare. Sonra en son şuradan, şuradayım ya. 1, 2, 3 birim kare daha yukarı götüreceğim bunu. O zaman demek ki bu dikdörtgen birinci konumdan ikinci konuma kadar getirene kadar toplam 75 birim karelik bölge tarayacaktır arkadaşlar. Güzel soruydu. Bir binanın havalandırma sistemi bir nolu ok yönünde, bir nolu ok yönünde DE etrafına dönebilen bir kapak vardır. Tamam. DE etrafında 2 ve 3 nolu oklar yönünde hava akımı oluşmaktadır. Eğer hava yağışlı olursa 3 nolu ok yönünde yağan yağmur ile mavi kapak aşağı kaymakta. Aşağı doğru kaymakta. 3 nolu yönde. Bakın. Ve AB üzerine gelince kapak durmaktadır. AB üzerine gelince yani K şuraya bir yere gelecek. Şuraya bir yere gelecek. Şuraya geldiğim. K burada artık. L de burada. ABCD dikdörtgensel bölge elemanıdır. K tamam. DC 80. Bakalım BC 80. O zaman şurası 80'dir. Şurası 80 ise şurası 80 olacaktır. DKKC'ye eşit. DK KC'ye eşit. KC nerede? Burada. Tamam. DC DK DC eşit. DK DC eşit. Tamam. Bakın şurası şurasına eşitmiş. Onu söylemeye çalışıyorum. Ve DK da DA'dan büyüktür. DK da DA'dan büyüktür. K noktasının A'ya olan uzaklığı minimum olduğunda, K noktasının A'ya olan uzaklığı minimum olduğunda BK 40'mış. Şurası 40. Acaba AK en az kaçtır? Acaba AK en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar şurası x artı 40. O zaman DK da x artı 40 değil midir? Pardon, düzeltiyorum. DC de x artı 40 değil midir? DC de x artı 40'tır. DC aynı zamanda kime eşit? DK'ya eşit. DK devrildiği zaman buraya gelmez mi? Şurası da x artı 40 değil mi? Güzel. Bakın burada bir üçgen var. Sizce bu üçgen hangi üçgen? X 80, x artı 40. Pisagor yapmadan önce ilk önce düşünün. Acaba bu 60, 80, 100 üçgeni mi? 6, 8, 10 üçgenin tam 10 katı mı? Buraya 60 versem burası ne oluyor? 100 oluyor. Demek ki buranın kaç olması lazım arkadaşlar? 60 santimetre olması lazım. En az. Bence çok orijinal bir soruydu. Güzel bir soru. Geçtik bir soruyu soruya. Boyutları 60 ve 80 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki bir sunta elektrik testereyle köşegenler üzerinden kesiliyor. Şöyle kesiliyor.
Elektrik testere geçtiği her yerden 0.5 santimetrindeki genişliğinde bölümü talaşa çeviriyor. Bu nedenle suntanın alanı azalıyor. Sunta köşekenlerinden keserek 4 üçgense bölge ayrılıyor. Elde edilen bu üçgenler yan yana yapıştırılıp tekrar bir dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre elde edilen yeni dikdörtgen alanı santimetre kare cinsinden ne kadar daha az olur? Şimdi burası 60, burası 80, şurası 100. Hatta burası da 100. Şimdi bu 100 santimetre gelecek ya arkadaşlar. 100 santimetre gelecek. Her elektrik testere geçtiği her yerde 0.5 santimetre genişliğinde çarpı 0.5. Buradan 50 santimetre, bu kadarlık 50'lik bir talaş atacaktır. 50 santimetre karelik bir talaş atacaktır. Bu gitti. Bir böyle geçti. Bir de böyle geçti. Çarpı 2. Yani 100 santimetre kare azalacaktır arkadaşlar. Alan 100 santimetre kare daha ne yapar? Azalır. Benden kaç daha az olacaktır diyor. 100 santimetre kare daha az olacaktır. Dikdörtgenle alakalı orijinal sorulardı. Yeni konumuzda ne var arkadaşlar? Kare. Kare ile karşınızda olacağız.